Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün siyer dersi için hazırlanmış birinci dönem ikinci yazılı sorularının çözümleriyle karşınızdayız. 9. sınıflar için hazırlanmış bir test sınavıdır. İkinci sınavlar genellikle test olduğu için böyle bir şey tercih ettik. Ama tabii ki bir tane de karma sınavımız olacak bundan sonra arkadaşlar. Hemen başlayalım sorularımızı çözmeye. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmemizi gerektiren bir sebep değildir diyor. Bakalım Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmemiz için bir rehber, evet. Dinimizi en iyi şekilde anlayabilmemiz için kılavuz, kesinlikle. Güzel ahlakın en halis kaynağıdır, evet. Hayatımızın en azından onun yaşayacağı şekilde yaşamaya çalışmak ve onun hayatımızın her alanında örnek edinmek, evet. Toplumdan ve insanlardan uzak duran bir örnektir. Hayır, toplumdan ve insanlardan uzak bir kişilik değildir. E seçeneği doğru değil arkadaşlar. 2. Hazreti Peygamber'in hayatını, şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi askeri mücadelelerini konu alan ilim alanının dalına ne denir? Az önce yukarıda başlarken dedik, siyer dersi için hazırlanmış dedik. Siyer nedir? Hazreti Muhammed'in doğumundan ölümüne kadar yaşamış olduğu her şeyi kapsayan eserin kaynağın adıdır arkadaşlar. O halde doğru cevabımız ne olacak? Siyer olacak. Geçelim 3. sorumuza. Risalet öncesi, yani İslamiyet'ten önce arkadaşlar, dünyanın dini durumu anlatan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bizans Hristiyandır, doğru. İran Zerdüştlük, evet. Hindistan Hindu ve Budizm, doğru. Mısır İslamiyet mi? Hayır. Tabii ki Firavun vardı arkadaşlar. Firavun dini ve ataların dini. Değil mi? Firavun ve ataların dini diye. Aslında çok tanrılı bir din vardı Mısır'da. Orta Asya gök tanrı. Evet, doğru arkadaşlar bu da. O halde doğru cevabımız ne olacak? Mısır İslamiyet. İslamiyet biliyorsunuz Hazreti Muhammed'e ayetlerin inmesinden sonra Arap Yarımadası'na yayılmıştır. 4. Aşağıdakilerden hangisi Risalet öncesi, yani İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nın özelliklerinden değildir? Bakalım arkadaşlar, 4. sorumuz bizden ne diyor? Şiir ve hitabete büyük önem verilirdi. Halkın yardımsever, merhametli, dürüst, ahlaklı, putperestliği reddeden bir yapısı vardı. Olur mu böyle bir şey? İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda, yani cahiliye döneminin tam özelliğini saymış değil mi? Arap Yarımadası'nın bir özelliklerinin biri değildir. Özür diliyorum. Özelliklerinden değildir. Tabii ki bu özelliğidir. Risalet öncesi, pardon, haram aylardan savaşmak uygun görülmezdi. Evet, böyle bir özelliği vardır. Kadınlara değer verilmezdi. Evet. Toplum ve ekonomik sosyal sınıflara ayrılmıştı. Evet. Burada arkadaşlar değildir diyor. Özür diliyorum. Yanlış gördüm. Doğru cevabımız ne olacak burada arkadaşlar? A seçeneği, şiir ve hitabete büyük önem verilirdi. Hazreti Muhammed'den sonra Kabe'ye mesela şiir yarışmaları yapılırdı ve Kabe'ye asılırdı en güzel şiirler, değil mi arkadaşlar? Kabe duvarına. Geçiyoruz. 5. soruma. Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumundan şirk, yani ortak koşmak, Allah'a ortak koşmak, putperestlik, içki, kumar, bilgisizlik, ahlaksızlık, kan davası, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi gibi adetlerin yaygın olduğu dönemi ifade eder? Elbette ki az önce yukarıda söyledik değil mi? Biz bu döneme ne deriz? Cahiliye dönemi deriz. E seçeneği. 6. Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar göçer olarak çadırlarda yaşayan Araplara ne denirdi arkadaşlar? Bedevi burada. Köy, kasabalarda, şehirlerde yerleşik hayatta yaşayanlara da hadari denirdi. Doğru cevap C seçeneği. Geçiyoruz. 7. soruyu, aşağıdakilerden hangisi cahiliye adetlerinden birisi değildir? Bakalım, putperestlik var, içki kumar var, kan davası var, ırkçılık var, hoşgörü yok arkadaşlar. Cahiliye döneminin bir özelliği değildir. E seçeneği. Geçelim 8. sorumuza. Mekke ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Kur'an-ı Kerim'de haram olarak vasıflandırılmıştır diyor. Mekke ile ilgili hangisi yanlıştır? Evet. İslam dinine Ümmül Kura olarak adlandırılır. Evet. Kabe Mekke'de yer almaktadır. Evet. Peygamberimizin doğduğu şehirdir. Kesinlikle. Peygamberimizin Mekke şehrini fazla sevmemiştir. Böyle bir şey söz konusu zaten olamaz arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneği. Geçiyoruz 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi asabiyet kavramının tanımı doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar, asabiyet aslında bizim bildiğimiz gibi
bir kavram değil. Bakalım siz bulabilecek misiniz? Yüksek makamlara gelme hırsı, kavminin haksız davranışlarını savunmak, Allah'a ortak koşmak, putlardan medet ummak, çok sinirli olmak demektir. Biz aslında ne diyebiliyoruz? Çok sinirli olmak, asabi deriz değil mi? Oysa ki böyle bir şey değil. Herhangi bir kavimdeki kişiler kendi kavim arkadaşının haksız olduğunu bile bile onu haksız olduğu halde yine de savunur. İşte buna biz ne diyoruz? Asabiyet diyoruz. İslam tarihinde kavminin haksız davranışlarını savunmaya asabiyet denir. Geçelim 10. soruya. Kabe'yi ilk kez hangi peygamber inşa etmiştir? Bu karşınıza sürekli çıkan bir soru değil mi? Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Hazreti Muhammed, Hazreti İsa, Hazreti Musa. Elbette ki buradaki doğru cevap B seçeneği, Hazreti İbrahim'dir. 11. sorumuz ise yukarıdaki eşleştirmelerden doğru olanı bize soruyor arkadaşlar 11. soruda. Bakalım hangisi doğruymuş? Süt annesi Halime, bu doğru. Annesi Amine, evet doğru. Babası Abdullah, doğru. Dedesi Ebu Talip, hayır bu amcasıdır. Amcası Abdülmutalip, bu da dedesidir. Dedeyle amcanın yeri değişmiş. 1 doğru, 2 doğru, 3 doğru. Olmaz, olmaz. Evet, C seçeneği doğru arkadaşlar. Geçiyoruz 12. soruya. Peygamber Efendimizin doğum tarihi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Hazreti Muhammed biliyorsunuz arkadaşlar, Ribuevvel 571 12. Evet, doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. 12. sorumuzun cevabı D. Geçelim 13. sorumuz, neden böyle yarım çıkmış bilgisayarın azizliği, neyse okunuyor. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Mekke halkı tarafından nitelendirilen özelliklerinden birisi değildir? Mekke arkadaşlar, karıştırmayalım. Mekke halkı tarafından nitelendirilen özelliklerinden birisi değildir diyor. Güvenilir, evet. Ahlaklı, evet. Doğru sözlü, evet. Dürüst, evet. Kıskanç, hayır. Doğru cevap kıskanç, yani E seçeneği olacak sevgili gençler. Ben geçelim 14. sorumuza. 14. soru, bakalım bizden ne istiyor? Aşağıdakilerden hangisi bu evlilikten doğan çocuklar arasında değildir, arasında yer almaz? Biliyorsunuz Hazreti Peygamberimiz Hazreti Hatice ile yaklaşık 25 yıl evli kalmıştır. Bu evlilikten 6 çocuk olmuştur. Daha sonra 620 yılında Hazreti Hatice vefat etmiştir. Bu evlilikten biliyorsunuz 2 erkek 4 tane kız çocuk vardır. Hangisi bu çocuklardan birisi değildir? Hazreti Kasım, Hazreti Rukiye, Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Fatıma ve Hazreti İbrahim. Aslında sorunun cevabı çok net arkadaşlar. Kasım hemen zaten birkaç aylıkken ölmüştür. Rukiye, evet. Ümmü Gülsüm, evet. Fatıma daha sonra Hazreti Ali'yle evlenmiştir ve Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra vefat eden tek çocuğudur. Diğer bütün çocuklar Hazreti Muhammed'den önce ölmüştür. Hazreti İbrahim ise Hazreti Hatice'den olan bir çocuk değildir. Doğru cevap E seçeneği. Hemen geçelim 15. sorumuza. Yukarıda peygamberimizin çocukluk gençlik çağında bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylardan doğru şekilde sıralanışı hangi seçenektedir diyor bakalım. 15. sorumuz. Dedesinin vefatı, süt annesine verilişi, bu bir kere bir olur. 2 en başta olacak. Arkadaşlar 2 en başta olacak. Burası gitti, burası gitti, burası gitti. Geriye A ve C kaldı elimizde. Ondan sonra annesinin vefatı, Hatice ile evlenmesi, amcasının himaye, dedesini, tabii ki annesinin vefatı 2 olacak arkadaşlar. 4 ikinci sırada yer alacak. Evet, burada 1 diyor. Hayır, dedesi annesinden daha sonra vefat etmiştir. Doğru cevap zaten ortaya çıktı. C seçeneği sevgili gençler, siz videoyu durdurup bakabilirsiniz uzamaması için. Diğerlerinin üstünde durmuyorum. 16. Dini hükümleri tüm insanlara olduğu gibi bildirmesi peygamberlerin sıfatlarından birisi olan bu tanımı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar ne diyor? Dini hükümleri insanlara bildirmek. Biz buna ne diyoruz? Tebliğ etmek değil mi sevgili gençler? D seçeneği, tebliğ etmek sıfatıdır bu. Geçiyoruz 17. sorumuza. Hazreti İbrahim'in dininde bağlı olmaya çalışan, Allah'ın birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş'in yanlış inanç ve uygulamalarına karşı çıkan insanlardı. Evet, yukarıdaki cümlede K
kimlerden söz edilmektedir? Biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in dini, inancı ve Hazreti Muhammed de bu inançtaydı arkadaşlar İslamiyet'ten önce. Buna biz Hanif diyoruz arkadaşlar. Hanifler. Hanifler, haniflik bu inançta hanifliktir. 17. sorunun cevabı Denizli. Geçiyoruz 18. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın insanlara peygamber gönderme sebepleri arasında yer almaz? Allah'ı tanıtması, evet, alemi düzeni tanıtması, evet, emir yasakları bildirmesi, evet, insanları iyiye doğruya sevk etmek, evet, insanlara eziyet etmek, yok böyle bir şey. Doğru cevap E. Geçiyoruz 19. sorumuza. Peygamberimize ilk vahiy ne zaman, nerede gelmiştir? Biliyorsunuz 610 Nur Dağı Hira Mağarası'dır. Öyle bir seçenek arayacağız. 610 Hira Mağarası. A seçeneği Nur Dağı yazılmamış arkadaşlar. Geçiyoruz hemen 20. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize ilk inen ayet doğru olarak verilmiştir? Biliyorsunuz Alak ve 5 ayettir arkadaşlar. Hemen bunu arayacağız. Kevser, İhlas, Alak 1 ve 5. ayetler doğru. Seçeneğimiz C seçeneğidir. Geçiyoruz 21 aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlar arasında yer almaz? Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Hatice ki itaat eden ilk kişidir. Hazreti bu Zeyd kölesi, Hazreti Ömer yaklaşık arkadaşlar 6 yıl sonra İslamiyet'i kabul eden bir kişidir. 6 yıl sonra. Geçiyoruz 21. soruya. Yani ilk Müslümanlar arasında değildir Hazreti Ömer. Geçiyoruz 22. Hala sorularımız varmış. İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olanlar peygamberlerin evinde toplanmazdı. Çünkü müşrikler peygamberin evini gözetliyor, eve gidip çıkanları takip edip çeşitli işkenceler yapıyorlardı. Bu sebepten dolayı İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar nerede toplanmıştı? Biz buna ne diyoruz aslında bazı kaynaklarda arkadaşlar? İslam'ın ilk okulu diyoruz bazı kaynaklarda. Bunun adı nedir sevgili gençler? 22. sorumuzun cevabı Darul Erkam. E seçeneği Darul Erkam'dır. İslam'ın ilk okulu diyoruz. Hazreti Muhammed burada insanlara Kur'an-ı Kerim öğretiyordu arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyordu. Buranın adı Darul Erkam'dı. Geçiyoruz 23. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Mekke'de İslam'ı kabul edenlerin genel özellikleri arasında yer almaz? Nerede? Mekke'de İslam'ı kabul edenlerin genel özellikleri arasında değildir. Cahili adetlerini hoşlanmayan kişiler tabii ki güvenilir, evet, sadık, evet, çoğunluğu gençlerden oluşuyordu. Evet, Hazreti Muhammed'in gençlerle arası çok iyiydi çünkü. Korkak kişi olabilir mi? Korkak kişi zaten Müslümanlığı kabul etmezdi. Çünkü büyük baskı altındaydı Müslümanlar. Geçiyoruz 24. soruyu. Hala uzuyor sorularımız. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Habeşistan'a hicret etme sebeplerinden birisidir? Baskı altındaydılar arkadaşlar. Öyle bir seçenek arayacağız bakalım. 24. sorumuza zulüm ve işkence görmeleri. Evet aslında bu. Bakalım diğerlerini. Mekke'de kıtlık olması. Hayır. İslamiyet'in yayılacağı bir ortam arayışı. Hayır. Müşriklerin Müslümanları Mekke'de kovması. Mekke'de salgın bir hastalığın başlanması sebeplerinden birisidir. Arkadaşlar zulüm ve işkence vardı. Zulüm ve işkenceden dolayı Habeşistan'a ilk hicret nereyedir? Habeşistan'adır. Bu da sorular arasında gelebilir. İlk hicret aslında Habeşistan'adır. Sebebi ise zulüm ve işkence görmeleridir. Baskı altında olmalardır diyelim biz bunlara. 25. Peygamberliğin 10. yılında hüzün yılı denilmektedir. Evet, Hazreti Muhammed bu yıl arkadaşlar birçok yakınını kaybetmiştir. Buna da hüzün yılı denir. Bunun sebebi ise peygamberimizin sevdiği iki kişinin birkaç gün arayla vefat etmiş olmasıdır. Bu iki kişinin isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisindedir? Biliyorsunuz amcasını, eşini, çocuğunu kaybetmiştir arkadaşlar. Onları arayacağız. Hazreti Ali, Hazreti Hatice. Hayır, Hazreti Ali burada bozuyor. Hazreti Ömer, Hazreti Osman ikisi de değil. Hamza, Ebu Talip. Evet, Ebu Talip var ama Hazreti Hamza bozuyor. Fatıma, Hazreti Ali ikisi de değil. Evet, Hazreti Hatice ve Hazreti Ebu Talip amcası ve eşini kaybetmiştir. Doğru cevap E seçeneği. Evet sevgili gençler, sınavımız nihayet burada bitti. Çok güzel bir sınav. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenir ve bol bol da yorum yazarsanız yeni sınavlar sizi bekliyor. Hoşça kalın, başarıyla kalın sevgili gençler.